Ya da Sayın Kerim'in aktardıkları bölgeden varsa duyalım buyurun efendim. Evet çok teşekkürler. Önce şehitlerimize Allah'tan rahmet Amin. yakınlarına Türkiye'ye sabırlar diliyoruz. Yıllardır yaklaşık 40 yıldır PKK terörü terör sorunu Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde. Türkiye'nin sorunu, dünyanın ise. Türkiye'nin dışında kalan dünyanın, bir iki dost ülkenin dışında dünyanın ise fantazisi haline gelmiş. Bizdeki terörü onlar fantazi olarak yorumluyor ve işte onlara terörist yerine daha süslü kelimelerle onlara övgüler düzüyor. Şimdi bu mağara açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla hani Amerika'nın oradaki PKK'ya 40 bin, dün akşam da söylendi CNN'de uzmanlar söyledi, 40 bin civarında 40 binin üzerinde bir sayıda tırın destek verdiği söylendi. Bunların nereye gittiğini de böylece anlamış oluyoruz. Şimdi, e, gelmeden önce araştırdım. Tarih boyunca çeşitli yeraltı kentleri ortaya çıkarılmış. Mesela şu anda bizim Kapadokya'da var. Derinkuyu yeraltı şehri 18 kattan oluşuyor. 18 katlı bir yeraltı şehri yapmışlar milattan binlerce yıl önce. Şimdi bu dağdaki mağarayı gördüğümüz zaman buna mağara demekte Mesela. yetersiz kalıyor galiba. Yurt dışından ve muhtemelen Amerika'dan aldıkları duyuluyor mu sesim? Duyuyoruz biz sizi Hulki Bey tabii. Evet peki bir sinyal geldi kulağıma. Muhtemelen Amerika'dan aldıkları destekle orada bir mağara değil, yeraltı kenti, yeraltı şehri, yeraltı evet. sığınağı Doğru. E, inşa etmişler. Bu 40 bin tane tırın içinde herhalde e, işte bilmem ne füzesini de roketini de geçirmeyen e, çimentolar, kumlar, orada betonlar dökmüşler. Onları gördük. Şimdi kapısında, dağın tepesinde insanın, bırakın insanı o gördüğümüz zirvelerde, dağın evet. zirvelerinde. O görüntüyü kuşların bir daha bile arkadaşlarımız ekrana evet. gerçek e, mağara girişini evet. gösteren kareyi yani, yani, şuraya alabiliriz. Yani ku, kuşların ku, neredeyse kuşların bile tüneyecek düz bir alan bulamadığı bir alanda oraya beton taşımışlar, mağaranın içine beton dökmüşler, demir taşımışlar, demir kapı yapmışlar. Şimdi bu arkanızdaki haritanın burada büy büyütülmüş olanına baktım. Hı hı. Bazı yerlerde 2 metre yükseklik var. Ya bizim evimizde, normal evlerde 2 metre yükseklik var mı kentlerde yaşadığımız medeni ortamlarda? Evet. Kuşun bile konamayacağı yerde kendisine süper güç diyen ama emperyalist bir devlet olan Amerika'nın bizim yıllardır söylediğimiz pek çoklarında da nedense duymak istemediği sözler şimdi bir kez daha acı biçimde karşımıza ya çıkıyor işte, ne yazık e, ki. Çok özür dilerim. Hulki ee, Bey'in bahsettiği bu, bu alan evet. ne kadar sarp olduğunu evet, görüyoruz. Bu, yani Buralarda bu, şimdi, demir kapılar şimdi var, ağ Evet buyurun. Ya, tabii şimdi deseler ki ya bu dağları size verdik bir müteahhite verseler Kardeşim bunların tepesine villa yap, dünyanın parasını sat. Ya buraya hangi yoldan çimento götürecek? Hangi yoldan demir götürecek? Süper bir güç olması lazım. Kendisine süper güç diyen Amerika'nın desteğini bence çok açık görüyoruz. Şimdi burada bir de öyle yerler seçmişler ki, deminki haritadan gördüm, mağaranın giriş yüksekliği, bir yerde 20 santim, bir yerde 50 santim. Yani sürünerek giriyorsunuz ama içeriye doğru inanılmaz büyüklükte bir Kent inşa etmişler. Evet. 2 metre yüksekliğe varan yer var. demin haritada gördüm. Duş yapmışlar içine. Ya tatil köyünde misiniz? Duş yapmışlar. Mutfak yapmışlar. Elektrik Rehineleri de var bizim şehitlerimize kadarıyla. Şehitlerimize alıkoydukları yer var. Jener evet buraya elektrik nasıl olur? Jeneratörle olur herhalde. Evet. 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 Şimdi e, 40 bin tırı Amerika gözümüzün önünde Buraya taşımış, buraya ve başka yerlere. E, TRT'de, TRT'deki arkadaş Mustafa Kerim ne dedi? E, burası kandilin kapısına kadar dayanan bir yer bu gara denen bölge. Yani kandille hemen hemen aynı şey. Belki bu yer altından, e, az önce Nedim Bey de söyledi, e, başka mağaralarda vardır... Bunlar belki daha iyi bir araştırmayla zaman içinde birbirlerine bağlantılar ortaya çıkacaktır. Belki buradan Kandil'e giden var, bir yer var. Yani orada demir kapıyı nasıl yaparsınız? 2 metre yükseklikte inşaatı nasıl yapar? Beton dökersiniz. Yani buraya ee, hakikaten, bilemiyoruz ki. Buraya helikopter e, inebilir mi? Ya da bir şey indirebilir mi? İner de şöyle. Şimdi bu mağara. Ben Hulki Bey tabii anlattım. Hemen başlıyorum. döneceğim ben, size Hulki Bey bunu bir Genellikle e, bu Tölyan. tip mağaralar tabii, tabii. genel olarak doğal mağaradır. Ben biraz önce girişte onu evet. ifade edeceğim. Tabii bu mağara hani... Hulki Bey'in dediği gibi yapılmış olabilir mi? Ama işte bazı zeminde Ama beton diyor vesaire falan. Onu geliştirme yaparlar. Demir kapı gibi şeyleri de en yakın karayolu ağına getirirler. Orada yetimaren katırla falan taşırlar. Katırlar. Yani e, hay, yük hayvanlarıyla taşıyor oraya getiriyor. Var orada katırın getirir. geçeceği yol. Yani burada hani var, katır buraya gider mi? efendim mutlaka her yere bir giriş mutlaka bir çıkış vardır. Yani şimdi bu adamları şunun için söylüyorum. Buyurun. Yani şöyle anlatmayalım. Ya bunlar çok süper adam. Yani falan böyle bunlar. Yok, yok bunlar. süper adamdan ötesi ABD desteği ne kadar <laughs> yok, yok. nerede ya, de ya bir O ABD desteği Amerika, de var Amerika'ya diyoruz. Yani Amerika. bu ABD desteği yok yani biz bu tip mağaralarla e, hani yurt içinde de Şanya'yla yani. da sağ göze de, Cudi veya gene Irak'ta farklı bölgelerde bu tip mağaralarla karşılaştık. Yani bu çok böyle hani şimdi gündeme geldiği için konuşuluyor ama biraz önce söyledim. Bu bölgede görev yapan askerlik görev yapan bu tip mağarada çok girmişler çıkmışlardı. Bu tip benzerlerine. Yani daha farklı bu, tabii. Ama buna bir şunu, şunu söyleyebiliriz. Ben Hulki Bey'in dediğine katılıyorum. Bu mağara üzerinde normal klasik yaşam mağaralarının üzerinde biraz daha şey sağlanmış. Yani demir kapılar falan filan içine falan yapılmış. Biraz daha geliştirilmiş. Yani bununla ilgili ben fikre katılıyorum ama sıfırdan yapılan böyle bir hani inşaat şekli düşünmemek lazım bunu. Ama Peki. su çekilmiştir en yakın hemen hani alttaki dere yatağından işte jeneratörle onunla bununla. Biraz geliştirme ve düzenleme yapılmış. Bunda da ediyor. Bey siz devam edin lütfen. Ya e, Nedim Bey sağ olsun teşekkür teşekkür Özgür ederiz Bey. ama e, burada PKK'nın terör örgütünün arkasındaki süper gücü bir kere daha görelim diye bunları söyledim. Böyle destek olmadan tepeden katırla tamam katırda geçer önemli dar yollarda ama bu kadar yeri bunlar yapamaz. <laughs> Oraya su çekiyor, bunu çekiyor, elektrik çekiyor, suyunu çekiyor falan. Şimdi haritanın üzerinde BTÖM diye harfler gördüm. BİTÖM diye okunuyor herhalde kısaca. Bölücü terör örgütü mevzisi anlamına geliyor sanıyorum. Deminki haritada vardı. Ha, kroki Şimdi PKK'nın Evet, Kroky'de vardı. de vardı. BTMÖ Ö diye baş harfleri vardı. Bölücü terör örgütü mevzi anlamına geliyormuş. Yani bu mağaranın içinde kademe kademe yani filmlerde gördüğümüz gibi bu Amerika'nın desteği olmadan Fransa da yapamaz bunu, İngiltere de yapamaz. Amer yani belki de yapıyordur bilemem ama Amerika'nın açık desteğiyle yapılmış olan mağaralardan sanıyorum bir tanesi bu. Şimdi siz dediniz ki bugün Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı olduğunda belirtelim. Hulusi Akar'ın açıklamasını söylediniz. Evet. Mağara e, mağaraya hava unsuruyla müdahale mümkün değildir. Sadece göz yaşartıcı e, gaz ya da bomba atıldı dedi. Nasıl? Ee, Sayın şunu söylüyor siz BTÖM'nin kısaltmasını açtınız ya bölücü terör örgütü ha. mensubu olabilir diyor çünkü başında dört var zannediyorum şurada bu odacıkta dört ha, e, terör evet. örgütü Belki üyesi de. burada dört e, yani bulundukları yerler mensubu olabilir diyor da e, onu Mevzi ekleyeyim şey. duymadığınız evet. oydu bu Mevzi de mensubu hemen hemen aynı şey yani evet. orada. E, o e, mevzide mensubu var demek ki. Şimdi bakıyorum böyle ekrana biraz ters dönmüş olacağım ama. Şimdi benim yanımdaki büyük e, ekrana bakıyorum. Evet. E, 50 metrekarelik bir alanda yükseklik 2,5 metre. 2 tane nöbetçi, bölücü, terör, iki tane terörist var yani Teröristler. orada. Evet. Yukarıda 15-20 metrekarelik Şurası. bir bölgede 2 metre yükseklikte Şurası. dört tane terörist var orada. O kırmızıyla yazılanlar. Evet. E, şimdi burada... Operasyon yapabilmek hakikaten Türk ordusu için büyük bir başarı. Burada giriyorsunuz mağaraya düşünsenize, sürünerek giriyorsunuz. Bakın aşağıda ne diyor, yükseklik 20 santim. Emekleyerek, sürünerek giriyorsunuz bu mağaraya. Genişlik silah. 120 santim diyor. Tünelden tünelden gidiyorsunuz. 50 metreli, yani gözümüzde bir canlandırsın sevgili seyirciler. Yani buradaki aslında bizim askerimizin, polisimizin müthiş başarısını, yeteneğini de gör, görmüş oluyoruz bir tarafta. Şimdi dizlerinizin üstünde elinizde silah var. Belki yüzünüzde de maske var. Hani içeride gaz olabilir ya da zehirli gaz bilmiyoruz evet. ki içeriği. Şimdi burada 50 metre sürüne sürüne gidiyoruz. Karşımıza birden... 4 tane terörist çıkıyor. 15-20 metrekarelik bir bölümde 2 metre yükseklikte orada rahat rahat oturuyorlar. Tünelden gelecek olanlara ateş etmek için herhalde. Yani buraya girmek hak eden dünya literatürüne girecek. Ben asker değilim ama e, asker konuklarımız daha iyi açıklayabilir. E, müthiş bir başarı buraya gireceksiniz. Buradaki rehinelerimizi alacaksınız. E, rehine kavramını birkaç yerde kullandılar Ben de rehine kavramını tercih ediyorum bazen esir deniyor esir demek uluslararası hukukta literatürde karşımızdakinin yasal bir kuvvet olduğunu gösteriyor galiba ondan evet. sonra belki tartışırız Konuşayım. bir rehin aldıkları kaçırdıkları e, yani alçaklıklarını orada görmüş oluyoruz Biz orada rehinelerimizi insanlarımızı kurtarabilmek i̇şte için 50 metre sürüneceğiz burası. Hangisi? En Hangi uç nokta. 12 13 rehine Hangi yazan kafa? nokta bakın burası. Ha Bilmiyorum evet siz 30 metrekarelik bir alanda orada. Evet. Gördüm. Görüyorum burada var arkamızda ekranda. Ee, şimdi burada sürünüyorsunuz, karşınızda teröristler çıkıyor, çatışıyorsunuz. Onlar hazır bekliyor. Ee, belki onların da yukarıda dronları var Amerikalılardan aldıkları. Amerikalılar bunlara Tabii. istihbarat da veriyor. Hani bir ara bize anlık istihbarat vereceklerdi. Kime istihbarat verdikleri ortada. Ee, sonra bakıyorum, demir kapı dışarı açılıyor diyor haritada. Evet. Kapının dışında asma kilite ek olarak asma kilitli sürg sürgülü kilit mevcutmuş bir tane daha. Demir kapının kalınlığı 2 santim. 2 santim evet. kalınlığında açıcı hani göre bazı evlerde oluyor çelik kapılar. Yani bizim e, bizim personel bu tip şeyleri düşünerek yanında mutlaka kilit patlatan. Yani onlar e, e, evet. bir şekilde aşıldı zaten. Tabii. ama şey yaparlar. Ben ben o. Tabii onların aldığı, teröristlerin aldığı desteğin arkasındaki gücü de gözden kaçırmayalım diye söylüyorum. Şimdi ne yazıyor orada? Mağara içi zemin beton dökülerek düzleştirilmiş. Yani e, betonu dökmüşler öyle ya. E, evet. Tavanda sera Ta tavan da sera naylonuyla kaplı. Ne demek o? Onu anlamadım. Yani tavan zaten doğal şimdi, mağaranın tavanı değil mi? Şimdi doğal Se mağara olduğu için parça parça falan nay naylonunun. sızıntısı olduğundan e, yani bir damlama mamlama şeylerine karşı bir şey yapıyor. İkincisi sera naylonu Kapladığınız yerlerin ısısını, çok soğuk yerden bahsediyoruz ya ekstra ısıtmaya gerek yok. Nefeste bile serenayolun olduğu yerlerde ısı daha kolay. Şey yani Tıpkı sera bir, yetiştiriciliği de olduğu gibi. gibi. Hani orada hem bitkileri bir, tabii. ısıtsın şey gibi. diye kullanılan bir sıcaklığı dengelemek için kullanılıyor anladığımız kadarıyla. Buyurun Öykü evet, Yani böylece serenal, ısıtma amacıyla da hem tavandan akan su varsa... Ona engellemek hem de mağarayı ısıtmak için kullanılıyormuş demek ki anlamı evet. var naylonun da. Şimdi böyle bir yerde operasyon yapabilmek tekrar etmiş olacağım ama vurgulamakta fayda var. Buyurun. Dış destek olmadan yapılamaz. Bu teröristlere yıllardır sempatiyle bakan, politik unsurlarını destekleyen, bunların adına özgürlükçülük özgür, özgürlük demokrasi diyen insanların yaptığı demokrasi görmüş oluyoruz. Şimdi. Karşımızda 13 tane şehitimiz var. E, bugüne Hayır. kadar da 40 bin kişinin katili oldu bunlar. Yani ne tesadüf biz hep 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan, Öcalan ve PKK diyorduk. E, oraya giden tırların sayısı da 40 bin civarında deniyor. E, daha ayrıntılı konuşuruz. Diğer konukların süresini çalmayın